Orhan Güreci, jeofizik mühendisliği lisans derecesini 1993 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi'nden, jeofizik yüksek mühendisliği derecesini 1998 yılında ve doktora derecesini 2007 yılında Ankara Üniversitesi'nden almıştır. Sismik veri toplama, veri işleme ve yorumlama uzmanı olarak 28 yıldır sektörde çalışmaktadır. Yer bilimcisi olarak TEPOA'da ve NAGECO'da ve Arar'da olmak üzere yurt içinde, yurt dışında ve denizlerde sismik veri toplama çalışmaları yapmıştır. 1993-2005 yılları arasında TEPOA'da sismik ekiplerde QC, ekip şefi, baş mühendis, jeofizik operasyon müdürü ve prosesçi olarak çalıştı. Daha sonra North African Geophysical Exploration Company'de kalite kontrol ve veri işlem supervisor olarak 2005-2011 yılları arasında çalıştı. Mayıs 2011'den beri Arar Petrol ve Gaz AŞ'de sismik grup müdürü olarak görev yapmaktadır. Ulusal ve uluslararası petrol ve jeofizik kongrelerinde 50'nin üzerinde sunum yaptı ve kurslar verdi. Uluslararası bilimsel dergilerde yayınlanan 4 makalesi bulunmaktadır. Vibrosismik kitabının yazarlarından biridir. Yurt içi ve yurt dışında yerli ve yabancı kursiyerlere 2D, 3D sismik planlama, veri toplama, işleme ve yorumlama konusunda çeşitli kurslar verdi. Türkiye'de Jeofizik Mühendisleri Odası ve SEG üyesidir. Buyurun. Merhabalar herkese. Merhabalar. Ben Umut Destegül, Jeotermalde Kadınlar Grubu'nun Türkiye elçisiyim. Ben de bir jeofizik mühendisiyim. O yüzden bugünkü sunum özellikle bana heyecan veriyor jeotermal açısından. Orhan Bey'e de hoş geldiniz diyoruz ve kendisini platformumuzda katılarak bu sunum yapmasından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Buyurun Orhan Bey. Herkese merhaba öncelikle. Hafif güneşli Ankara'dan herkese selam ve saygılarımı iletiyorum. Umut Hanım'ın da ilk anda bahsettiği gibi yani jeotermal arama cinsli uygulamalar biraz geriden de olsa girdi diyebiliriz. Son 5-6 yıldır yoğun olarak çalıştı ama son yıllardaki işte bazı nedenlerden dolayı biraz durdu son 1-2 yıldır. İnşallah yeni bir kanunda bir değişiklik oldu sanırım. En son görüştüğüm şirketlerin verdiği bilgilere göre tekrar jeotermalde sismik uygulamaların tekrar gündeme geleceğini düşünüyorum. Bu sene de böyle birkaç tane şirkette görüşüyoruz, planlarımız var. İnşallah tekrar jeotermale dönmeye başlayacağız. Kursumuzun başlığı jeotermal aramacılığında sismik uygulamalar. Türkiye'den ve yurt dışından jeotermalde sismik uygulamalar nasıl yapıldı, neler yapıldı, işte jeotermale biz nasıl bir katkıda bulunuyoruz, o tür konulara girmeye çalışacağız. Onun için de tabii hepimizin jeofizikçi olmayacağını düşünerek biraz sismik uygulamalar konusunda da kısa kısa bilgiler vermeye çalışacağım. Tabii organizeye link yaptığı için onlarla ilgili de kısa bir günün sözü koydum. Dünyada hiçbir milletin kadını, ben Anadolu kadınından fazla çalıştım, milletimi kurtuluşa ve zafere götürmekte Anadolu kadını kadar emek verdim diyemez, diyor Sayın Atatürk. Evet, biz de aynen katılıyoruz. O yüzden de sadece jeotermal değil, bütün dallarda kadınların birlikte çalışılması gerektiğini, eğitim olsun, çalışmalar olsun hepsinde hep birlikte adım atmamız gerektiğini düşünüyorum. Ben de kadınların her alanda olmasını destekleyenlerdenim. O yüzden bir kuş olarak düşünürsek ülkeyi, bunu uçuracak iki kanat olan biri erkekler, biri de kadınlardır. O yüzden iki kanadımızın da aynı seviyede olmasını isteriz. Tabii öncelikle kısaca bir şirketi de tanıtmak isterim. Arar Petrol Şirketi, burada çalışıyorum 2011'den beri. Arar Petrol Şirketi 2002'de kuruldu. Yaklaşık 4 farklı basende 12'den fazla, şu an 20'yi geçti lisans sahibiyiz. Arama, üretim, pazarlama şirket olarak yani hem petrol arıyoruz, hem sondaj yapıyoruz, hem üretim yapıyoruz, hem de pazarlamasını yapıyoruz. Türkiye'de ve yurt içi ve yurt dışında birçok yerde kuyular açıldı, sismikler yapıldı. Bu konuda çalışmaya devam ediyoruz. Yine kendimize ait 5 tane kulemiz var. Kendi sondajımızı kendimiz yapıyoruz. Yine bir üretim sahamız var. Burada gördüğünüz gibi kuleler üretim yapıyoruz. Yine kendi ürettiğimiz petrolde ve kendi tanker filomuzla taşımacılığını yapıyoruz. Bu çalışmamızda yani bu sunumumuzda niye sismik yöntem yapılmalı, sismik yöntem uygulanmalı, niçin sismik yapacağız? Kısaca giriş dediğimiz yöntemi tanıtma.
2 boyutlu, 3 boyutlu sismik yansıma yöntemi ve jeotermal aramacılığında sismik yöntem olarak 4 ayrı gruba böldüm. Niye sismik yapılmalı? Bunu görüyorsunuz, MTA'nın internet sayfasında bulabilirsiniz. Diri ve ölü fayların haritasını görüyorsunuz. Batı Anadolu, işte Büyük Menderes Grebeni, Gediz Grebeni, Küçük Menderes Grebeni'ni görüyorsunuz orada. Biraz daha zoom yaptığımızda burası da Büyük Menderes Grebeni. Bakın faylar detaylı olarak görebiliyoruz özellikle kuzey taraflarda ama Oğaya indiğimizde faylar yok. Peki burada fay yok mu bu bölgede? Her yerde fayı görüp de burada görememiz mümkün değil. İşte buradaki faylar olmaması mümkün mü? Değil. Muhtemelen burada fayın olması gerekiyor ama yüzeyde herhangi bir emaresi olmadığı için göremiyoruz. Çünkü sismik yapmadığımız zaman ya da jeoloji olarak baktığımızda yüzeyde eğer fayların emaresi varsa ya da izleri varsa oradan tespit etmemiz ya da takip etmemiz kolay oluyor. Fakat görünür olmazsa işte burada sıkıntı başlıyor. Özellikle ovalarda biz bunlarla çok karşılaşıyoruz. Zaten jeotermalde de genelde ovalardan hep uzakta çalışılmış. Hep kuzeylerde, özellikle Büyük Menderes Grebeni'nde kuzeylerde çalışılarak aşağılarda işte ya soğuk ya da işte derin diye inilmemiş. Faylarla ilgili bilgi olmadığı için. O yüzden de genelde yukarıda çalışılmıştı. Peki ovalarda fay yok mu? Var. Niye olmasın? Bir iki tane hatta bakarsak örneğin sizin kesitte doğu, batı ve kuzey güney yönlü. Bakın yüzeyde hiçbir emaresi olmayan fayın aşağıdaki görüntüsü görüyorsunuz bu ovada. Kuzey güney yönlü bir sismik kesit. Bu da doğu batı yönlü bir sismik kesit. Görüldüğü gibi yüzeye doğru yaklaşsa da yüzeyde gözükmeyebiliyor. Ama aşağıda çok fazla fayların olduğunu söyleyebiliriz. Peki o zaman buralar potansiyel olma ihtimali yok mu? Var. Niye olmasın? Yine başka bir örnek. İki kuyu açıyoruz. Bu kömürde çalışanlar da böyle yapıyorlar. Jeotermalde çalışanlar da muhtemelen böyle yapıyorlar. Kuyuları açıp sonra kuyudaki gelen bilgileri birbirleriyle korele ederek yerin altını çözmeye çalışıyorlar. Çünkü ellerinde eğer başka bir bilgi yoksa sadece böyle yapacaklar. Varsa da onlarla korele edecekler. Örneğin A ve B kuyusunu açtığımızda seviyeleri görüyorsunuz. Kesilen seviyeler. Bunları nasıl korele edeceğiz? Ve kuyuların çevresiyle ilgili bilgi olacak mı bize? Olmayacak. Çünkü kuyular bize bir boyutlu bilgi veriyor. Örneğin iki kuyuyu biz böyle birleştirebiliriz. Böyle de birleştirebiliriz. Böyle de birleştirebiliriz. Ya da faylarla birleştirebiliriz. Bunların hepsinin olması mümkün mü? Mümkün. Bu fayı iki kuyunun arasında istediğiniz yerde koyabilirsiniz. Peki yeraltı böyleyse ne olacak? Yani bu hali görebilmeniz için o zaman iki kuyunun arasında yine daha fazla kuyuları açmanız gerekiyor ki bu fayları yakalayabilirsiniz. Yine eğer örneğin B kuyusunu açmadan önce bir sismik yapılmış olsaydı burada, bakın faya çok yakın bir yerden geçerek gidiyor. O zaman ne yapardınız? Kuyunun yerini kaydırmak zorunda kalabilirdiniz sismik yaptıktan sonra. İşte bu ve buna benzer gerekçelerle sismik yapılmalı diyoruz. Çünkü sismik de yer altında çok sık noktalarla taradığımız için bize daha fazla bilgiler verebiliyor. Ama kuyularla yapmaya kalkıştığımızda bu sonuca ulaşmak için düşünün buraya belki iki kuyunun arasında yüzlerce kuyu açmanız gerekecek ki bu fayları görebilirsiniz, yakalayabilirsiniz ya da nasıl olduğunu görme şansınız olsun. Yine sismik yöntemi tanıma açısından, kıyaslama açısından biz MR'a benzetiyoruz tıptaki. Yani bir cihazlar var, içine giriyorsunuz. İnsanın içini hiç açmadan görüntüleme şansınız var. İşte burada bir bilgi vardı. Bir mumyanın içini hiç açmadan içindeki şeklin nasıl olduğunu görüntüleyebiliyor. İşte biz de aynı şekilde yerin MR'ını çekiyoruz. Yani hiç açmadan yüzeyden tamamen ölçümleri yaparak yer altının görüntüsünü çıkarıyoruz. Aslında biz de yerin MR'ını çekmiş oluyoruz. Peki sismik yöntem dediğimizde neler var? Yansıma yöntemi, kırılma yöntemi, VSB, check shot diyoruz, sismoloji. Bunlar zaten hep duyduğumuz, bildiğimiz şeyler. Biz hep bunun yansıma kısmıyla ilgileneceğiz. Ve bir de kuyular açıldığı için VSB, check shot'ı da öneriyoruz. Ve bir sismik yapılan yerde mutlaka da bunların bir de yapılmalı diyoruz. Biz tabii sismikte yerin röntgenini, işte MR'ını çekiyoruz. Yani aslında tabakaların duruşlarını, fayları çekiyoruz. Ve biz buna göre, amaca göre de dizayn etmiş oluyoruz. Örneğin petrol arıyorsak, petrol nerede üretilmiş olabilir, nereye göç etmiş olabilir, göç yolları neler, göçtüyse nereye göçmüştür, onları bulmaya çalışıyoruz. Jeotermalde ise akışkanı aşağı doğru ne taşır, nasıl taşır, hangi yöne doğru taşıyabilir,
metamorfikleri ya da temeli kesiyor mu faylar? Bunlar bularak kuyu yerlerini dizayn etme amacındayız. Kömürde de yine aynı şekilde kömürü bulunduran tabakaların yer altındaki duruşları kesiyorsa faylar, atımlar, bunları çıkarmak. Amacımız bunlar. Yine yüzeyden bakıldığına görüyorsunuz. İki tane antik miner var. Birisi Erhut tarafında, bir tane Adıyaman'da, birbirine çok benziyorlar. Yine Hakkari'de yüzeyde ve jeolojik olarak görüntüler biliyorsunuz. Birbirine çok benziyorlar. Yani insanlar çift yaratılmıştır derler ya, yani jeolojik olarak da öyle gözüküyor. Yine Türkiye'den baktığımızda Irak tarafındaki bir sıkışma zonunu görüyorsunuz yani yüzeyde. Yine fayları görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Bunlar yüzeyde görülen faylar. Bunları yüzeyden bakıp yorumlamak çok kolay. Ve Pakistan'dan yüzeyde görüyorsunuz fayları. Atımların nasıl olduklarını çok net bir şekilde görebiliyoruz. Tabii jeolojide bilgiler derinlikte, biz zamanda çalışıyoruz. Yani sismik bir jeolojik tabakaların yer altındaki duruşlarını biz zaman ortamında bakıyoruz. O yüzden jeoloji ile jeofizin ayrımı burada başlıyor. Ama sonuçta biz jeolojiyi bulmaya çalışacağız. Sismin ya da jeofizin amacı odur. Yine sol tarafta bir fayı görüyorsunuz nasıl olduğunu. Bunun da sismik kesitteki karşılığını görüyorsunuz. Yani bizim amacımız jeolojiye ulaşmak ve sondaj açılacaksa sondajın yerini tespit etmek. Kaç metre derinliğe kuyu açılacak ve seviyeleri tespit edebilmek. Amaç o. Sismik kesitlerdeki fayları görüyorsunuz. Yani faylar çok önemli. Hem petrol için hem jeotermal için. Çünkü akışkanları taşıyanlar bunlar. Yani bir antik minerin sismik kesitteki görünüşünü. Neden bir detachment fay, sıyırma fayını görüyorsunuz. Bu da özellikle bizim jeotermalcilerin çok ilgilendiği ve arayıp bulmaya çalıştıkları fay sistemleri. Bizdekiler daha çok bunlara benziyorlar. Üç boyutta bunları kısa kısa anlatıyorum ki detaya girmeyeceğiz. Amacımız zaten bilgilendirme sadece. Üç boyutlu, yerin içi üç boyutlu olduğu için genelde üç boyutlu veri toplamak her zaman daha iyidir. Yani yerin içindeki üç boyutlu bize bilgi verir. Dolayısıyla yorum yapmak, hata yapma oranımızı düşürür. İki boyutta ise üç boyutlu verinin yani bir yöndeki görüntüsünü vermiş oluyoruz. Yani bir iz düşümünü bulmuş oluyoruz. O yüzden iki boyutta hata yapma oranımız biraz daha fazla oluyor. Yani üç boyutta mermer küpte oruldu gördüğünüz gibi iki yönde, üç yönde yani üstten de kese kese aşağı doğru indiğimizde mermerin nasıl dağılım olduğunu görürüz. Aynı şekilde sismik kesitte de üç yönde bize bilgi verir. Dolayısıyla bize tabakaların daha net görüntülerini üç boyutlu veride görme şansımız yüksektir. Dediğimiz gibi iki boyutlu, üç boyuttaki kısmın bir yöndeki görüntüsünü verir. Ama üç boyutta, iki boyutta dik yönde yani hatta dik yöndeki dağılımı görmek için bu sefer buna yeni hatlar atmak gerekiyor. Ya da paralel hatlar atarak en azından çözmeye çalışıyoruz. Ama üç boyutlu yaptığımızda daha iyi sonuçlar çıkar. Yine yorumlanmış bir sismik kesit görüyorsunuz. Yine üç boyutlu veriden inline yöndeki bir kesit görüyorsunuz. Haritada da kırmızı hat üzerinde görüyorsunuz. O buradaki gördüğünüz renklerden bir tanesinin haritası arkadaşlar. A kuyusu dediğimiz yeri görüyorsunuz. İşte yapıdan işte ne diyelim line'ların sıkıştığı yerler yani yapının yukarı doğru yükseldiğini ve faylan kapandığı yeri gösteriyor. O da bize A kuyusunun açılacağı yeri göstermiş oluyor bize. Yani haritalardan kuyu yerlerini belirliyoruz. Yani bu petrol bulunduran bir tabaka olduğunu düşünürsek petrolün nerelerde sıkışıp kalacağını harita üzerinden karar verip buna göre de kuyu yerlerini belirlemiş oluruz. Yine aynı kuyu yerine dik yönde baktığımızda da yine bir kapanım şeklinde bir yapı var. Dolayısıyla kuyu açılacaksa önemli. Buraya açmak en uygun yer olarak söyleyebiliriz. Yine diğer kırmızı noktaları da görüyorsunuz. Onlar da hep yeni açılacak kuyu yerlerini gösteriyor bize. Burada gördüğünüz gibi. Tabii veri toplarken parametre seçimi önemli. Yani yere göndereceğiniz frekans içeriğini ona göre ayarlamanız gerekiyor. Yoksa hedefin görüntüsünü flulaştırabiliriz. Yani daha net görüntü sağlayamayabiliriz. O yüzden amaca uygun parametre ve kaynak parametrelerini seçmek gerekiyor. O yüzden buna çok dikkat etmek gerekiyor. Örneğin 3000 metre hedefli bir şeyiniz varsa, görmek istediğiniz bir bölge varsa
hızların aşağı doğru arttığını düşünürsek yani yaklaşık 4000 gibi bir hız olabilir. Bu durumda sismik kesitlerde 1,5 saniyeler denk gelecek demektir. Yani siz o zaman test yaparken 1,5 saniye civarında kalitenin iyi olmasını sağlayacak en uygun parametreyi tespit etmek gerekiyor. Ve yine yukarıdaki formüle göre de mesela 100 Hz'i geçmeyecek şekilde bir kaynak dalgacı üretmemiz gerekiyor. Grup aralığı da bu aralıkta 15-20 metre aralığında yeterli. Yani çok küçük yapmaya da gerek yok, çok büyük yapmaya da. Yani jeofonlarında kullanacağınız ekipmanların doğal frekansı 10 Hz civarında olabilir. Kaynaktan çıkan yani vibro üretiyorsanız 10 ile 100 Hz arasında bir parametre testi yaparak en uygunu bulunabilir. Örnekleme aralığı dediğimizde yani kayıt yaparken 2 milisaniye, 4 milisaniye gibi bir parametre seçilebilir. Ama daha derinlerle uğraşıyorsanız bu sefer alanları değiştirmeniz gerekiyor. Ya da daha sığlarda çalışacaksanız yukarıdakilerin birini seçme şansınız olabilir. Yani amacınızı bilmemiz gerekiyor. O yüzden zaten bizi işverene soruyoruz. Yani siz kaç metre derinliği görmek istersiniz? Ona göre parametre önerisi yapıyoruz. Yine işte kaynaktan çıkan bir dalga var. Yerin içine gidiyor, çarpıyor, geri geliyor. O çarptığı yerde bir dalgacık oluşuyor, yani bir yansıma oluşuyor. Biz de onları sismik kesitlerde gördüğünüz gibi böyle bir yatay gibi görürüz ya da yatay eğimli faydalı. Ama böyle bir siyah yan yana gördüğünüz gibi gördüğümüz bize iki tabakanın ara sınırını vermiş oluyor arkadaşlar. Yani üstü başka tabaka, altı başka tabaka olmuş oluyor. Yine kaynak dalgacığımız ile hedef tabaka ilişkisi önemli. Eğer kaynak dalgacığınızın dalga boyu hedef tabakadan küçükse ayrımlık başlamış oluyor. Yani dolayısıyla siz hem tabakanın girişini hem de çıkışını görebilirsiniz. Yani üstünü ve altını. Örneğin kömür tabakası olarak düşünürseniz öyle bir dalgacık üreteceksiniz ki çok dalga boyu kömürden daha küçükse, kömür kalınlığından, daha doğrusu dörtte bir kalınlığından bu durumda ayrımlık var demek. Yani kömürün hem girişini hem de çıkışını görebilirsiniz demektir. Ama dalga boyunuz büyürse ya da incelirse bu sefer bunu kaçırma şansınız olabilir. Örneğin çok inceldiği zaman dalgayı sadece birini, girişi görebilirsiniz. Yani o zaman üst sınırını ancak görüntüleyebilirsiniz ya da haritasını çıkarabilirsiniz. O yüzden kaynak dalgacığının çıkardığı frekans içeriği hedefle böyle bir ilişkisi var. Örneğin gördüğünüz gibi 30 Hz dominant frekansı diyelim ya da merkez frekansı bir sinyal gönderirseniz böyle bir kaydımız olacak. 80 Hz gibi yani daha yüksek frekanslı olduğunda gördüğünüz gibi böyle ayrımlılık artmış olacak. Yani dalgacıklar, siyahlar incelmiş oluyor. Dolayısıyla ayrımlılık dediğimiz yani yüksek frekanslarda dalgacık çıkmış oluyor. Dolayısıyla bu da bize ayrımlılığı sağlamış oluyor arkadaşlar. O yüzden aşağıya biz 30 Hz mi göndereceğiz, 80 Hz mi göndereceğiz? Bunu arazide test ederek karar vermemiz gerekiyor. Yine bir sismik yansıma yönteminde bir kaynak grubu var. Bir de alıcı grupları var. Kaynaktan çıkan dalgalar yerin içine gidiyor. Çarparak alıcılara geliyor. Mantık bu. Bu oluşurken üç değişik şekilde oluşuyor arkadaşlar. Bir tanesi kırılma dediğimiz belli bir kritik açıyla gittiğinde oluşuyor. Bir yansıma dediğimiz sarı renkli olan çarpıp gelen var. Bir iletilen var. Bir de doğrudan gelen var. Yani dört diyebiliriz. Kırılanı aslında öyle ayırabiliriz. Biz bunun yansıyan kısımlarıyla uğraşacağız. Yansıyan kısımları siz bir kesitte görürsünüz yani kayıtta pardon. Kırmızı olanlar doğrudan gelenler, yeşiller kırılıp gelenlere denk gelmiş oluyor. Sarı ile gösterdiğimiz çizgilerde yansımaları göstermiş oluyor. Biz yansımacı olduğumuz için diğerler bizim için gürültü olmuş oluyor arkadaşlar. Ama diğerlerini başka amaçla kullanıyoruz. Örneğin kırılma kırmızı ve yeşilleri tomografi yaparken işte yakın yüzey modellenmesinde statik düzeltme için kullanıyoruz. Ama prosese geldiğinde onları atıyoruz, kesitlerimizden çıkartıyoruz. Bizim için istenmeyen bir durumdur ama zemin etüdü yapanlar, sığ sismik yapanlar, işte P ve S dalgasını hesaplayanlarsa bu kırmızı ve yeşil kullanacaklar demektir. Yani kırılmayı kullanacak demektir. Yine bu önemli. Özellikle jeotermal şirketlerle biraz anlaşmakta zorlanıyoruz. Hat uzunluğu. Diyor ki ya benim ruhsatım 5 kilometre, bana 5 kilometrelik bir profil yeter diyor ya da daha kısa istiyorlar. Ben işte çok kısa bir yeri görmek istiyorum diyor ama öyle değil. Tamamen yer altındaki tabakanın şekline göre belirlememiz gerekiyor. Tabakaların eğimine, derinliğine, ortamın hızına göre hat uzunluğunu belirlemek gerekiyor. Yani bir hattın sizin H diye gösterdiğiniz bir yapı,
Bu sizin ruhsal sınırınız da olabilir. Siz burayı görmek istiyorsanız bunun etrafına FT ve MA dediğimiz migrasyon ve fault azalımı dediğimiz parametreleri de eklemek gerekiyor. Örneğin siz 5 kilometrelik bir kısım görmek istiyorsanız yaklaşık 6800 metreye kadar uzatmak gerekiyor. Yine güvenli bölge dediğimiz alan varsa bu MA'lar yani fault migration aperture dediğimiz kısımlar kapsayacak şekilde olması lazım ki bu ve hattında fault azalımı dediğimiz yeşil bölgelerin yerler güvenli olmayan yerler. O yüzden hatların başlarında ve sonlarında eğer güvenemiyorsunuz datanıza yorumda oraları ihmal edebilirsiniz. Yani onlar güvenli olmayan bölgelere denk gelmiş oluyor. Yine bir sismik hat dizayn ederken mavi olan sizin ruhsatlarınız ise eğer elinizde hiçbir bilgi yoksa böyle bir karelaj yapılabilir. Ama mümkünse öncelikle bir orada bir jeolojik çalışma yapıp tektonizmanın yönlerini ya da işte tabakaların, fayların yüzeyden izlerini bulabilirsiniz. Ona göre plan yapmak daha önemlidir. Yani ruhsatınıza göre değil, jeolojiye göre siz bir program yapmak gerekir. Yine çevredeki fayları yani ruhsatınızın doğuda bir tane gördüğünüz gibi dalım var. Ruhsatınızın dışında da olsa yorumunuzu daha net, daha doğru yapabilmek için bir tane hattınızı o fayı kestirmekte fayda var. Yine fayın bölgesini net görebilmek için gördüğünüz gibi faydan belli bir uzaklıkta başlatıp bitirmek gerekiyor. Yine faylara paralel hat atacaksanız da faylardan uzakta mümkünse ortalarına yakın bir yerde hat atmak en ideali olacak. Doğru yapmamız için. Burada gördüğünüz gibi fayların eğimlerini daha doğru görmemiz için fay dik hatlar atmamız gerekiyor. Burada da gördüğünüz gibi fayların uzak ya da dik olması lazım. Yine uzak offset dediğimiz bir ilişki var. O da çok önemli. Yani sizin hedefi görüntüleyecek kadar uzak olmalı. Bu da şöyle hesaplayabiliyoruz. Siz örneğin 3000 metreyi görmek istiyorsanız hedefiniz teori literatür en az bir katı der. Yani en az 3000 metre offsetiniz olsun der ama benim yapmış olduğum çalışmalara göre 1,5 katı en ideal oluyor. Yani 4,5 kilometre. Dolayısıyla 4,5 kilometre sağa ve sola düşünürseniz bir profiliniz en az 9 kilometre civarında olması gerekiyor. Hedefiniz 3000 metre için. Yine mesela bazı parametreler, işte grup aralığını daraltırsanız yerin altı ile ilgili görüntüleri daha iyi görebiliyorsunuz. Özellikle madenlerde bu önemli. Yine fault dediğimiz parametre, yani aynı noktadan yer altındaki aynı noktanın yansıtan iz sayısı. Burada da gördüğünüz gibi fault düşük olduğu zaman kalite zayıflıyor. Fault yükseldiği zaman kalitenin arttığını sağ tarafta görüyorsunuz. Yine aynı şekilde bir sağ ve sol bakarsanız foldun yüksek olması kaliteyi artırıyor. Bu da atış artıyor demektir. Maliyeti etkiliyor. Yine nükleer alanın bir sorusu olacaktı. Daha önceden sormuştu. Kaç metre derinliğe kadar görebiliriz diye. Örneğin burada Konya'da bizim yapmış olduğumuz bir sismik görüyorsunuz. Derinlikçe dönüşümüzü 11.500 metreye kadar enerji gönderdiğimizi orada gördük. Ama genelde sizin temele kadar görme şansımız olabilir arkadaşlar. Yani hangi seviyedeyse oradaki temellerimiz. Onları görme şansınız olabiliyor. Şimdi 3 boyutu yaptığımızda böyle küp veri oluyor bize. Yani hem doğu batı, kuzey güney yönlü hem de aşağı doğru bilgileri verebiliyorlar. Gördüğünüz gibi yandaki şekle benzeyebiliyoruz. Yine 3 boyutlu yorum yaptığımızda tuz domunun gördüğünüz gibi 3 boyutlu olarak her yönden görme şansınız olabilir. Ya da belli bir seviyenin yani zaman olarak değil de bir jeolojik tabaka olarak düşünseniz ondaki genlik dağılımı haritasını çıkardığınızda da genliklerin yüklüklerine göre bir harita çıkarabilirsiniz. Bu da size öylelikle gazlı sahalarda ya da fayların nasıl olduğunu, yüzeydeki etkilerini falan, o tabakaya olan etkilerini görme şansınız olabilir. Örneğin sağ taraftaki o sarı ve kırmızı olan yerler genliklerin büyük olduğu yerleri gösteriyor. Gazlı bir saha olduğunu düşünürseniz buraların gazlı olma ihtimali çok yüksek ki zaten buralar çok kuyu açıldı. Hepsi de gazlı olarak görüldü. Dört boyutlu var bir de. Yani dört boyutlu da aynı yerde farklı zamanlarda sismik yapıldığında anlamına geliyor. Burada daha çok gaz sahalarında ya da petrol sahalarında üretimin ne kadar olduğunu, sahanın ne kadar boşaldığını ya da doğalgaz depolama yapıyorsanız gaz enjekte ettiğinizde yerin içinde dağılımını görmek amacıyla yapılır. Örneğin doğalgaz depolama önce boşken bir sismik yaparsınız sonra gaz bastıktan sonra tekrar bir sismik daha yaparsınız. Her şey aynı parametre ve ekipman olması gerekir bana göre. Onun için aradaki fark o sizin yaptığınız gazın nerelere dağıldığı ile ilgili bilgi verecek demektir. Buna dört boyutlu diyoruz. Kaynak ve ekipmanlara geldiğimizde
Dinamit ve vibro ağırlıklı olarak kullanılıyor. Dinamitte belli aralıklarla işte atış aradığınızda ya da kuyular açılıyor. Testler yapılıyor kaç metre derinliğinde olacağı ile ilgili. Sonra bunlar da orada dinamitler yerleştirerek patlatmalar yapılıyor. Bunlar da delme makineleri, işte büyük makinenin giremediği yerlerde böyle el makineleri kullanılıyor. Spit dinamitler. İşte orada testler yapılıyor. Bir kuyu derinliği testi yapılır, bir de dinamit miktarı testi yapılır. Amaç hedefe enerji gönderecek en uygun ve kalitenin de en iyi olduğu parametreyi bulmak. Yani hem kuyu derinliği hem de dinamik miktarı testi. Alıcılar, jeofonlarda işte bunlar kablolu ve kablosuzlar diye ayrılabiliyor. Kablosuz kırmızı olanlar kablolar. Yukarıdakiler siyah olanlar da, ucundaki sarı olanlar da jeofonlar denk gelmiş oluyor. Genelde bir yere, bir noktaya birden fazla jeofon koyabiliyoruz. Yine saha çalışmalarından örnekler. Yine bu jeotermalden de özellikle suyun Menderes Nehri taştığında bütün malzeme su altında kaldı. 3 gün hiç çıkaramadık. 3 günden sonra böyle balıkçı kıyafetleriyle çıkarabildik. Sağ çalışmalarından örnekler. Ekipmanlar, araçlar, kayıt cihazları bunlar. Ve çölde ekibin nakliyesini görüyorsunuz. Yaklaşık 50'nin üzerinde araçla bir yerden bir yere nakliye oluyoruz. Hızlı geçiyorum. Vibratör. Vibratörde yere belli bir süre titreşim sinyali gönderiyor. Bunlar da kayıtları gelerek kaydediliyor, işte prosesleri yaparak dinamitteki gibi bir sis, bir kesit elde etmek amacımız o. Vibroları görüyorsunuz, arazideki dağılımları, dizilimleri farklı farklı olabiliyor. Ses geliyor mu bilemiyorum ama. Sinyal gönderiyor ve bunları aynı. Dediğimiz sinyaller kaydediliyor. Şimdi bu da biraz daha yakından. Bu bir siirtti. Bu şekilde yere sinyal gönderiyor arkadaşlar. Bu da bundan prosedüre kesitler çıkartmış oluyor. Bir de işte loglarla ilgili söylediniz. 3 tane log var bizim için önemli olan. Sonic log, VSB check shot dediğimiz, yani bunlar var kuyu içinde yapılanlar. Amacımız sonic log'da kuyu içinde tool'da yapıldığı için anlık ölçüm yapılıyor ve tabakaların gerçek hızlarını vermiş oluyorlar. Ve bunlar kullanılarak kuyuda alınan yoğunluk logu, sonic log kullanılarak sentetik kesitler ya da işte izler çıkartılıyor. O sentetik izlerden sismik kesitle korele ediyoruz. Böylece sismik kesitteki hangi seviyenin hangi formasına geldiğini görebiliyoruz. Yine sol tarafta görüyorsunuz, örnekle kömürü gösterebilirim. Bakın sonic log'da 100-140 fit böyle mikrosaniye böyle fit değeri sonic log değeri. Bunun dönüşümünü yaptığımızda 2177 metre bölü saniye çıkıyor. Demek ki o derinlik kömür hızı bu. Şimdi yukarıdan da birkaç tane hesabı görüyorsunuz. 5300 6900 gibi. Bunlar o tabakanın gerçek hızlarını vermiş oluyor arkadaşlar. Sonic log'da bunları alıyoruz. Sonra bu anlık ölçüm olduğu için kuyu içerisinde ve bunların kullanılarak sentetik kesitleri sağ tarafta görüyorsunuz. Sonra o kesitlerden biz kuyu bileceğini bildiğimiz için hangi seviyenin hangi derinlikte olduğunu biliyoruz. Bunu siz bir kesite uyguladığımızda artık siz bir kesitteki hangi seviyenin hangi jeolojik tabakaya karşılık geldiklerini de görebiliriz demektir. Öbür türlü kesit yapsak da hangi formasyonun karşılık geldiğini bulmamız zor oluyor. Çeşitli ise belli bir seviyelerde kuyu içinde atışlar yapılıyor. Yani yüzeyde atışlar yapılıyor. Aşağıda kayıtlar alınıyor. Ve orada yani gerçek hızlar hesaplanıyor. Yine sentetik kesitler elde ederek sismik kesitle uyumlu olup olmadığını anlayabiliriz. Bir de VSB var. Zero offset ya da değişik offsetli, farklı offsetli. İkisinin arasındaki en büyük fark kuyunun altından da bilgi alabiliyoruz VSB'de. Yani kuyu aşmasak da hedefe ulaşıp ulaşmadığımızı ve bundan sonra da daha ne kadar kuyu aşmamız gerektiği gibi bilgilere ulaşma şansımız oluyor VSB'de. Yine işte koridor stack dediğimiz gerçek yani sismiğin dışında ikinci bir kesit daha çıkartabiliyoruz. Bu stack, koridor stack ile sismik kesitleri overlap ettirip seviyeleri denkleştiriyoruz. Hem kesitimizi kontrol etmiş oluyoruz hem de kuyu bilgilerini sismik kesitlere uygulamış oluyoruz. Bir de
koridor stack sayesinde kuyunun altından da bilgileri aldığımızı söylemiştim. Ve böylece uygulayarak artık formasyonların jeolojik isimlendirme şansımız oluyor. Ondan sonra artık hangi seviye, hangi formasyona denk geliyor bunu yapabiliriz. Hızları bildiğimiz için de artık sismik kesitteki seviyelerde derinliğe dönüştürme şansımız olabiliyor. Ve bundan sonraki yeni kuyuları açarken de o hızları kullanarak sismik kesitteki zamanlarla derinlik dönüşümü yaparak yeni kuyunun da derinlik seviyelerini, formasyon seviyelerini çıkarma şansımız oluyor. Jeotermale geliyorum. Jeotermalde biz neredeyiz bu işin? Biz tabii daha çok yeraltı ile ilgilendiğimiz için de kuyu açılacak yer, kaynak kaya, ısıtıcının nerede olduğu. İşte buralara akışkanların indiren faylar, bizim de daha çok ilgileneceğimiz bunlar. Enjeksiyon sondajı yapılacaksa nerede, böyle ne kadar derinlikte yapılmalı gibi. Bu kısımlarıyla biz ilgileniyoruz. Yani kuyunun dizaynını, tasarımını ve de nerede yapılacağıyla ilgili bilgileri verebiliyoruz. Yine bizim Ege, Batı Ege'nin jeolojik görüntüsü görüyorsunuz tabakalarını. Genelde graben oluşumları var. Grabenlerde fayları, akışkanlar faylar aracıyla aşağı indiği için biz o zaman daha çok bu fayların şekillerini, görüntülerini çıkarmaya çalışacağız. Gördüğünüz gibi akışkanları aşağı doğru indiren faylar. Bir çalışma, yani siz yüzeyde baktığınız gibi işte mağmanın dağılımını diyelim görüyorsunuz, magmatik sokulumu. Burada bir MT yaptığımızda işte akışkanla ilgili bize bilgiler verecek. Aynı yerde sismik yaptığımızda ise tabakaları çıkaracağımız için bize daha çok yani sokulumu hem şeklini hem de faylarını, tabakaların yüzeyindeki tabakalarını ve aşağı doğru dağılımlar nasıl olacak bize o tür bilgileri verecek. Yani bu ikisini birlikte değerlendirdiğimizde akışkan yani MT sonuçta da sismikleri overlap ettirdiğimizde bize yeni kuyu yerlerini dizayn etmemiz çok daha kolay olacak. Hata oranımızı daha da düşürecektir. Yine Alaşehir civarında bir sismik kesiti görüyorsunuz. Sirma fayını görüyorsunuz. Güneybatıdan kuzeydoğuya doğru. Yine bir zaman kesidi. Derinlik kesidi. Tabii bir kesidi derine dönüştürmek için işte kuyular olursa, kuyularda işte çekçattan gerçek hızları alıp kullandığımızda daha doğru yapabiliyoruz. Bu mesela kesitte aşağıdaki mesela 4600 metrelere kadar ya da 3800 metrelere kadar derinliği görme şansınız var. Ve bir başka bakın 4600 metrelerde bir seviyeleri görebiliyoruz. Tabi bunlar ta temelinde içinde ya da aşağısında bazı yerler. Yine bir sıyırma fayına giriyorsunuz. Yine bu da kuyularla dönüşüm yapıldığında korele edildi. Kuyuda kesilen işte temel girişleriyle derinlik dönüşümünde elde edilenler. Yine bunlar tabi kuyu bilgileriyle korele edilerek hızları tespit edildi ve ona göre de hazırladık. Bunlar da yine Ege bölgesinden yapılan sismiklerden arkadaşlar. Bakın bir başka sıyırma fayını çok net görebiliyoruz. Bu kadar neti sismin dışında hiçbir yöntem vermiyor arkadaşlar. Ama bir yöntem de tek başına yeterli değildir. Mutlaka mesela jeotermalde çalışıyorsak mutlaka MT artı sismik gerekli. Yine burada da görüyorsunuz aşağı doğru indiğinde bakın sıyırma fayının 2600 metrelere kadar daldığını görebiliyoruz. Yine Alaşehir yani Gediz Grabeni'nde yapılmış bir sismik kesit. Yine doğu batı yani şey basenin paralel giden hatlar. Yüzeyde hiçbir emare yok ama aşağıda gördüğünüz gibi fayların ne kadar olduğunu görebiliyoruz. Yine Büyük Menderes Grabeni'nden bir sismik kesit görüyorsunuz. O aday olan bir hattı. Ne kadar fayda olduğunu görebiliyoruz. İşte yorumlandığımızda eğer kuyu bilgileri olursa onlarla korele ederek bir isimlendirme yapılabiliyor. Ve ona göre de yorum yapabiliyoruz. Yine bir başka aynı bölgeden. Yine jeotermalde yine Büyük Menderes Grabeni'nde derinlik dönüşümü yapılmış bir kesit. Sadece kuyu sonuçlarıyla da hep korele edildi. Yine bir detachment fayın net görüntüsü. İran'da yapılmış bir sismik jeotermalde. Yine Amerika'da yapılmış başka bir sismik de MT birlikte yapılmış görüyorsunuz. Burada ovada gördüğünüz gibi akışkanlar hep o tarafa doğru olduğu için de direncin düşük olduğunu görebiliriz. O yüzden de kuyu açılırken bakın tam ortada önerilmiş. Yine bir başka yerde yine Amerika'dan sismikle MT'nin birlikte
özellikle kırmızı olan yerler mesela direncin düşük olduğu yerleri gösteriyor. Bakın orada faylarla birbirini kesen fayları gördüğümüze göre demek ki siz bir katlı önereceğiniz yerleri belirleyebiliyoruz. Yani faylarla MT'nin düşük olduğu yerleri, yani direncin düşük olduğu yerleri üst üste getirdiğimizde fay yerlerini rahatlıkla belirleyebiliyoruz. Yine bir başka sismik MT çalışması. Bir de hızlarla ilgili bir çalışmamız var. Sismik hızlara olan etkilerini incelemiştim. Akışkanlar arttıkça aşağıda hızların düştüklerini gördük. Şimdi normal şartlarda örneğin akışkan, akiferin olduğu bir yerde eğer üstündeki yük artarsa yani, ya da derinlik artarsa sıkışmasından dolayı hacmin küçülmesi gerekir. Hacim küçüldüğü zaman da hız artıyor demektir. Çünkü hacimle yoğunluk ilişkili, yoğunluk da hızla ilişkili. Ama beklenti bu iken hacimde küçülme olmuyorsa demek ki diyoruz burada bir ilave bir şey var ki hacim küçülmüyor. İşte buralarda boşluk basınca yani boşluğa ilave bir şey geliyor. Bu akışkan olabilir, buhar olabilir, doğalgaz olabilir. Böyle yerlerde hızlar normale göre düşmesi bekleniyor. Bu düşen yerlerde gazın olma ihtimali yüksek olarak bakıyoruz. Burada gördüğünüz gibi boşluk basıncı arttıkça gaz da olsa, petrol da olsa, akışkan da olsa hızların düştüğünü görüyoruz. Hem P hızı düşüyor hem de S hızları düşüyor. İşte ben bunları kullanarak sıcaklığa yönelik bir çalışma yapmıştım. Yine literatürde zaten bunlar var. Bakın 68'den beri çalışmışlar. Eğer her şey yolundaysa hızlardaki artış hidrostatikle litostatik arasında hidrostatik gerilme boyunca gidiyor. Ama hidrostatik gerilme, litostatik gerilmeye doğru artarsa işte burada boşluktaki basınç ilave var demektir ve artıyor demektir. Böyle yerlerde hızlar da normal bizim beklentimiz kırmızı olan ortada görüyorsunuz. Düz aşağı doğru giderken bakın sola doğru düşmeler başlıyor. İşte düşmenin sebebi akışkan olan yerlerde ya da gazlı olan yerlerde basınç artıyor demektir. İşte bunu hızlar kullanarak boşluk basıncını hesaplama yönelik çalışmalar var. Bunu doğalgaz sahalarında, denizlerde de olsa çok yaygın olarak kullanılıyor. İşte özellikle gazlı sahaya seviyeye girecekleri zaman sondajcılar bunu ona göre dizayn ediyorlar ve planı ona göre yapıyorlar. Biz de bunu jeotermal uygulamaya çalıştık. Örneğin doğalgaz sahasında uygulanmış bir tane görüyorsunuz. Normal şartlarda mesela CA yönde, normal trendde hız artışı olması gerekirken bakın BD gibi hızları düşmeye görüyoruz bu ara hızlar. Hızların düştüklerini görüyoruz. Demek ki BD'den sonra oraya o zone of unloading yazılan yer buraya bir ilave bir şey gelmiş. Gazsa gaz dolmuş, akışkansa buhar gelmiş ve burada bir hızı düşürecek bir etken oluşmuş olarak bakıyoruz. Ve bu formüller kullanılarak boşluk basıncı hesaplandığında da gördüğünüz gibi orada basıncın arttığını görüyoruz. İşte bunu direkt hidrokarbon keşfi dediğimiz ya da işte direkt gaz keşfinde kullandığımız yöntem bu. Yine bu bir laboratuvar çalışması olmuştu. Bu hızlarla sıcaklık ve basınç ilişkisini inceleyen. SIG'nin yayını bir kitap. Özellikle bunu Amerika'dan getirttirdik bu kitabı incelemek için. Böyle bir laboratuvar çalışması olmuş. Önce sıcaklığı sabit tutuyorlar. Sonra boşluk basıncını artırarak hızlar ölçülüyor. Daha sonra boşluk basıncı sabit tutulup ısıtılarak hızlar ölçülüyor. 10, 15 derece, 10 derece, 20 derece, 25 gibi ta 300 dereceye kadar ısıtılıyor. İşte 300 PSI'dan da 700 PSI'ye kadar basınç artırılarak deneniyor. Ve bunları bir analizi yaptıklarında bakın VP-VS oranı ve VP ilişkisi bakıldığında ikisine düşük olduğu yerler hem sıcak hem de basıncın olduğu yerlere denk gelmiş oluyor. Bununla ilgili pasif sismik bir çalışması var Denizli Havzası'nda. Hocamızdan almıştık bunu. Onlar da yayınlamışlardı. Çeşitli profiller var. Ben buradaki 8 nolu profili aldım ve ona uyguladım bu çalıştığımızı. İşte üstteki VP hızı, alttaki de VP ve S oranını gösteren bir kesit. Bunları deminki makalede olan, kitapta olana göre dizayn ettiğimde bunun dörtte birinin olduğu yer, dörde böldüm bu hız dağılımını. Buralar hem sıcak hem de basınçlı olan yerler olması gerekir dedim ve baktığımda gördüğünüz gibi kırmızı noktaların olduğu yerler denk geliyor. Demek ki bu profilin bu noktalarının olduğu yerlerde hem çevreye göre hem sıcaklı hem basınçlı bölgeler diyebiliriz. Ama sıcaklık ne kadardır onu bilemeyiz. Onu ölçme şansımız yok ama
çevreye göre bu bölgenin daha sıcak ve daha basınçlı olduğunu diyoruz. Zaten burada da kuyular var. Yine eğer V S hızını ölçemiyorsam, yani sadece P hızı varsa elimde kesitlerden bu hızları ölçebiliyoruz. Sadece bu hızları kullanarak da yaparsam, yine bakın oralarda boşluk basıncı arttığını, boşluk basıncı ile hidrostatik gerilim arasındaki farkın da arttığını, yani çizgiden ne kadar uzaklaştıklarını görebiliyorum. Yine burada da mesela bir kuyu yeri önereceksek, buralarda jeotermal amaçlı bir kuyu yeri önerebiliriz diye söyleyebilirim. Yine bu yöntemi aynen Trakya'da yapılmış bir çalışması, BP tarafından yapmış, makale olarak yayınlamışlardı. Gördüğünüz gibi yukarıdan aşağı doğru hız artması gerekirken, örneğin 4.5'la mesela 6 saniye civarında bakın hızlarda bir düşmeler var. Renklerden de anlıyorsunuz. Dolayısıyla buraların basıncın arttığını, çevreye göre normalden daha yüksek basınçlı olduğunu gösteriyor. Gaz açacaksanız demek ki burada derin kuyular yapmak gerekiyor. Yine ben 3 tane kuyuya bunu organize ettim, uyguladım pardon. Yukarıda gördüğünüz gibi bakın 2640 ile 2940 arasında bir kırmızı, yani hızların arttığını, ama altında sarı renkli olduğu yerleri görüyorsunuz. İşte buralar da hızların düştüğünü gösteriyor bize. Yine 3600 metre, yani bir normal kuyuya bakarsanız oralarda hız çevreye göre düşmüş. Dolayısıyla burada basınç artmış demektir. Bu 3 kuyunun sonuçları da jeotermal olarak incelendi, kıyaslandığında uyumlu olduklarını gördük. Yani bu yöntemi buralarda uyguladık. Tabii burada şöyle bir soru var. Tabii bu yöntem daha çok, yani petrol çalışmalarında kullanıldığı için daha çok sedimanlardaydı. Bunlar sediman olmadığı için, yani basınç azsa da gerilmeden dolayı, yani aşağıda metamorfikte bir değişim olmayabilir mi, olur mu? Öyle bir soru var. Onu da araştırıyoruz. Ama en azından bu 3 tane kuyunun sonuçlarıyla uyumlu olduklarını gördük. Zaten bu 3600 metre, yani bir numara kuyuda yaklaşık 3600'lerde akışkanın olduğu yere girildi. Saatte 600 ton üretim var. 200 derecenin üzerinde bir sıcaklık vardı. Geotermal'de yapmış olduğumuz çalışmaları görüyorsunuz. Borsan'a ilk 2009'da, yani Türkiye'de ilk geotermalde Sismik 2009'da yine arar olarak biz yapmıştık. Kütahya'da oraya, yine Kütahya'da kayan enerjiye yapıldı. Aydın'da Marene Kiper olarak, yine Yılmazköy'de Marene yine kendi. Manisa'da Fina Enerji'ye, Aydın İnciloğa'da Üçes Kale'ye, Aydın'da Karçay Enerji'ye, Manisa'da Samko'ya, Manisa'da Üçes Kale'ye, Manisa'da yine Soyak Enerji'ye, Alaşehir'de. Yine Aydın Umurlu'da ikinci kez Karçay'a yaptık. Çanakkale'de Entel Enerji'ye, Çanakkale Köse'de yine Entel Enerji'ye, Manisa'da tekrar Samko'ya yaptık. Ve bunlar da referanslarımız, yapmış olduğumuz çalışmalardır görüyorsunuz. Bizim de hedefimiz bir filmimiz zaten yetti. Biraz ses verirsin belki dinleme şansımız olabilir. Biraz sesini azaltayım. Evet. Evet Orhan Hocam, çok teşekkür ederiz bu sunumunuz için. Ben teşekkür ederim ama bir film vardı, zamanımız varsa bir 4 dakikalık izleyebiliriz, yoksa bırakabiliriz. Önemli bitti. Hocam film çok aktif olarak çalışmıyor. Evet, o zaman dursun. Burada bitirebiliriz. Tamamdır. Teşekkür ediyorum bütün katılımcılara, ilginize. Çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Çok güzel bir sunumdu. İsterseniz soru cevap kısmına geçebiliriz. Zamanımız var, bak bir saatten erken bitti Umut Hanım. Evet, evet. Şimdi sorular gelecektir. Nükte Hanım da onları moderatör olarak size sunacak. Chat'i görebiliyorsunuz değil mi? Evet, görüyorum. Tamam, soru var mı?
Şu an için yok. Ben bir sorum var. Onunla olmazsa başlayalım. Sonra diğer kişilerden de alırız. Şimdi şimdi jeotermal sektörde bayağı bir esasında deneyimleriniz oldu. Evet. İki şey sormak istiyorum. Bir tanesi jeotermal sektöründeki firmalara, sismik yaptıracak firmalara ne gibi böyle 2-3 tane en önemli tavsiyeniz nedir? İkinci sorum da esasında biliyorsunuz bu alanda çalışmak isteyen arkadaşlarımıza, özellikle de kadınlarımıza ne tavsiye edersiniz? Evet. Öncelikle jeotermal şirketlerine şurada da gösterdiğim gibi yani kuyu planlamaya geçmeden önce mutlaka bir sismik lazım. Çünkü şirket ismini vermeyeceğim. Bir tanesi bir sahada 60'tan fazla kuyu açtık ama hala fay sistemini çözemedik diyor. Niye? Sismi yok çünkü. Şimdi sismikle öncelikle bir fay sistemini bilinirse kuyu dizayn etmek çok daha kolay olacak. Yine bir örnek vereceğim. Yine bir firmamız, sismik yaptığımız firmamız sismik yaptıktan sonra 20 tane kuyu açtı. Bir yıl içinde sadece bir tanesinde ufak bir hata oldu diyelim yani seviyelerin girişinde. Onun dışında %99 başarıyla girdiler. Dolayısıyla diyor ki ben diyor fayı, metamorfi kestiği yerde fayı gördüğüm zaman diyor orada direkt kuyu açıyorum. Çünkü diyor metamorfiyi kır diyor. Akışkan da zaten fayı aşağı doğru taşıyor. Direkt zaten akışkan oraya gitmiş oluyor. Dolayısıyla ben oraya gittiğim zaman diyor çok rahatlıyorum. Ve bu şekilde kuyu dizaynları yaparak bir yılda 20 kuyunun %100'ü diyeceğim artık. Birinde çok ufak bir şey hatayla diyelim ki yaptıklarını düşünürsek. Dolayısıyla yani jeotermal şirketlerine tamam şimdiye kadar sismik yapmadınız, aça gittiniz ama artık çok fazla para harcamayın kuyularla suyu sorunu çözmek için. Buradaki fayları, ekrana bu resim geliyor değil mi? Kesit. Yani bu fayı bulmak için çok kuyu aşmayın diyorum. Şirketlere benim önereceğim bu olacak. Fay sistemini yani ruhsatınızın ve çevresinin fay sistemini iyice çözdükten sonra kuyu dizaynı yapmanız daha iyi olacak. Tabii meslektaşlarımıza, özellikle kadın çalışanlarımıza ya da meslektaşlarımıza önereceğimiz öncelikle tek tip olmasınlar. Yani ben jeofizikçiyim, sadece jeofizik işi yaparım değil. Jeoloji, hidrojeoloji hepsine girsinler. Hepsini bilmemiz lazım. Yani biz önce mühendisiz. Yani tek tip olmak bizim için çözüm değil. Yani şirket, işverenler bizden birçok dalın birden istiyorlar. Yani onu da bilmemiz lazım, onu da bilmemiz lazım. O yüzden eğer bu sektöre gireceksek jeoloji ve hidrojeoloji de bilmesi gerekiyor bir jeofizikçinin. Mutlaka kuyu dizaynlarında orada olabilmesi için yeni kuyuların, işte enjeksiyon kuyularının yerinin belirlenmesinde örneğin enjeksiyon yapacaksanız akışkanı nerede bırakacaksınız ki diğer kuyulara gitsin. Yanlış yere bırakırsanız yani aynı seviyede değilse, tabaka seviyeleri farklıysa o zaman enjeksiyon açacağınız kuyuların da seviyelerini ona göre belirlemeniz gerekiyor. Onun için yine sismiğe ihtiyacınız olacak. Yani enjeksiyon, yeni enjeksiyon kuyularınızın yerlerini, yeni açılacak kuyuların yerlerini belirlenme aşamasında artık biz de yani jeoloji, jeofizik ya da başka değil, yer bilimci olarak bakmamız lazım olaya. Ve o yönde hepimizin bilmesi lazım ki yöneticinin, işverenin istediği sorulara cevap verebilelim. Yani işveren bizden tek değil birçok şeyi birden bir koltukta 10 karpuz taşımamızı istiyor. Bizim de ona göre yönelmemiz gerekir diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Bilmiyorum cevap verebildim mi? Esasında eminim bu konuda daha çok konuşulabilir ama sorular geliyor. İsterseniz onlarla devam edelim şimdi. Olur. Sorumuz var. Öncelikle onu aktarayım. Büşra Bihter Demirci sormuş. Elektrik elektromanyetik yöntemler çok aktif kullanılırken sismik biraz daha geride kalıyor Orhan Bey. Bunun sebebi olarak siz ne düşünüyorsunuz? Biraz yorumunuzu alabilir miyiz? Evet, teşekkür ederim Bihter Hanım. Doğru söylüyor. Şöyle bir sıkıntımız var. Onu ben jeotermale ilk sismik işin şirketlerle görüşürken danışman olan şirketlerin danışmanı olan hocalarımız ya da diğer şirketlerde çalışanlardan ayrılıp oraya gelenler diyelim.
sismiği bilmiyorlar. Onlar da işte öyle ya da böyle bir şekilde MT ya da işte özellikle rezistiviteyi bildikleri için MTA'dan emekli olmuşlar, dairede çalışmışlar. Sonra jeotermal şirketlerine danışman olmuşlar. Tabii onlar sismiği görmedikleri için ya da detayını bilmedikleri için de sadece bildiği yöntemleri yönlendiriyorlar. İşverenlere bunu yönlendiriyorlar. Örneğin resimlerini gösterdiğimiz şirketlere, sismik yaptığımız şirketlere danışmanlarını biz sismik istemiyoruz, biz sismiğe karşıyız derken işveren yine yaptırdı bize. Ama daha sonraları evet dediler, sismik olmadan olmuyormuş. Özellikle yöneticiler de bunları gördüler. Ve ondan sonra zaten birçok şirketlerde birbirlerine söyleyerek yaptırdık. Yani sismiğin geriden gelme sebebi danışmanlarının sismiğe karşı olmaları. Onu kırdığımızı düşünüyorum yani, en azından son 4-5 yıldır bunu kırdık ama ilk başlarda bunlarla çok karşılaştık. Evet. Teşekkürler hocam. Bir katılımcımız da el kaldırmış. Uğur Gönül olan. Buyurun, mikrofonunuzu açarak başlayabilirsiniz. Mikrofon açılmadı galiba ama. Sesiniz geliyor abi. Duyuyoruz. Öncelikle bu organizasyonu bu şekilde çok güzel bir şekilde organize edip Orhan Bey gibi Türkiye'nin yetiştirdiği bu sektördeki önemli insanlardan birisini konuşturduğunuz için ben teşekkür ediyorum. Orhan Bey'e de teşekkür ediyorum. Umut Hanım'ı gördüm biraz önce. Diğer arkadaşlara da iyi günler diliyorum. Bir iki katkı koymak istedim. Özellikle bu jeotermal sektöründe sondajdan sonra en çok yatırım yapılan maliyet sismik olduğu için sismi maalesef ülkemizdeki ağırlıklı jeoloji kesimi tek dersle öğrendikleri için sorun yatırımcıyı doğru yöneltmemeye götürüyor. O nedenle biraz önce Bihter kardeşimin de söylediği gibi hap gibi elektrik yöntemleri öncelikle uygulanıyor. Sıkıntı bence özellikle jeotermal sektöründe jeofizik mühendislerinin özellikle kadınların daha çok yer alması olarak düşünüyorum. Bunu da şundan dolayı söylüyorum. Nispeten jeotermal sektörü bir yerel çalışma olduğu için kadınların mekansal olarak daha rahatlıkla çalışabileceğini düşünüyorum. Bir de biraz önce Orhan Bey söyledi. Artık günümüzde tek boyutlu meslek kariyerleri bitti. Birkaç boyutta modele geliştirme açısından. Ben özellikle firmaların sadece jeoloji, sadece jeofizik, sadece jeokimya gibi değil, her uzmanlık alanındaki personelini istihdam etmesi taraftarındayım. Ancak o zaman yatırımlar dengeli ve hedefe doğru elde edilmiş olur. Bu vesileyle böyle bir organizasyonu yaptığınız için Wing grubuna da teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Teşekkür ederiz abi. Bir şey ilave edebilirim belki. Sismik maliyeti diğer yöntemlere göre pahalı olsa da sondajla kıyaslandığında çok daha düşük bir maliyette. Bir tane kuyuyu yanlışlıktan kurtarsa bile kârdır işveren için. Yani öyle bakılması lazım. Yani pahalı demeden önce açacağı bir yanlış kuyunu, ki ilk başlarda özellikle zaten Büyük Menderes Krabi'nde hatırlarsanız kuyular hep kuzeyde açılıyordu. Aşağı inemiyorlardı. O aya indikçe hem fayı bilmiyorlar hem de derinleştiği için, ne kadar derine indiğini bilemedikleri için sıkışıp kalmıştı. Ne oldu? Şimdi aşağı doğru indir. Şimdi ovalarda da çalışmalar başladı. Ovadaki fayları da işte sismik görüntülenebilecek. Bir tane yanlış fayı bile, pardon, yanlış kuyuyu bile kurtarsa sismik kar kardır. O yüzden maliyet hesabı yaparken şirketlerin, işverenlerin elektrikle ya da MT ile değil, sondajla kıyaslaması gerekir diye düşünüyorum. Hocam bir sorumuz daha var. Sermet Gündüz'den gelmiş. Alanda bir akışkandan bahsediyor isek, bu sıcak su da olabilir, petrol de olabilir, hatta gaz da olabilir.
Siz kendi yaptığınız çalışmalarda alandaki porozite dağılımını belirliyor musunuz? Belirliyorsanız hangi yöntemleri kullanıyorsunuz acaba? Teşekkür ederim. Evet. Tabii akışkan diyoruz, o yüzden ne olduğunu bilmediğimiz için. Ama jeotermalde çalışıyorsanız daha çok hep buhar gibi, yani diğer akışkan, çünkü içinde bir sürü kimyasallar var. Ondan bahsetmiş oluruz. Ama petrolle ilgili çalışıyorsanız petrol olarak bakıyoruz olaylara. Porozite ile ilgili, yani sismikten direkt sismik kesit üzerinde yapmamız zor. Ancak ona kuyu bilgileri, kuyularda alınmış loglar kullanılarak yapılması gerekir diye düşünüyorum. Yani sismiği direkt kullanılamıyor diye düşünüyorum. Ama sismik hızları ile pasif sismikten elde edilen hızlar korele edilerek akışkanların yönlerine doğru, işte porozite belki onun ilişkili olabilir, sondajlarda onlar tespit edilmeye çalışılıyor. Fakat daha çok hocamızın, yani gelen soruya cevap, kuyu içinde alınan loglar aracılığıyla daha doğru bilgi verilir. Porozite logu, diğer loglar alınarak oradan hesap kitapları yapılabiliyor. Tabii sismit üzerine overlap edildiğinde tabakanın dağılımı çıkarılırsa, hacim hesabına, işte akışkanın hesabı yapılırsa, ona göre de hesap kitap kullanılabilir. Hesap kitap da kullanılabilir. Sismikten direkt porozite hesabını sanmıyorum, yani şey olarak hesaplanacağı ilgili. Ben bir şey sorabilir miyim? Soruyu soran benim bu arada. Çok geçmeden. Orhan Hocam, teşekkür ederim ilk öncelikle. Ben Maden Tetik ve Arama Genel Müdürlüğü'nden Sermet Gündüz. Şimdi ben sorumu aslında şu sebeple sordum. Bunların yapıldığını biliyoruz aslında. Gerek yurt dışında, gerek başka ülkelerde. Merak ettiğim konu aslında sizin yapıp yapmadığınız. Yani biz kendi ülkemizdeki petrol şirketlerinde ya da devlet dairelerinde bunlar hesaplanıyor mu? Yapılıyorsa nasıl yapılıyor? Siz bizzat bu çalışmalarda bulundunuz mu? Ben aslında onu daha çok merak ediyorum. Evet. Yo, ben bulunmadım. Daha çok kuyu loglarıyla uğraşan, yani biz de işte TPA'da çalıştığımız zamanlarda log birimi uğraşıyordu. Onlar hesap yapıyorlardı. Kuyuda alınan loglar kullanılarak porozite, permeabilite ve diğer bütün parametrelerin hesapları, kitapları zaten yapılıyor. TPA'da yapıyorlar. Ama ben yapmadım. Ben daha çok işte saha ve sismik kısmını bilendiğim için o kısımda bulunmadım. Çok ama teşekkür ederim. Yapılıyor. Ülkede yapılıyor. Ağzınıza sağlık tekrar. Sağ olun, sağ olun. Hocam, bir soru daha gelmiş. Pasif sismik yöntemin maliyet açısından nasıl değerlendirirsiniz? Çok daha düşük tabii. Yani bence sismikle beraber bir pasif sismik de yapılırsa çok daha iyi olur. Çünkü onda deprem istasyonlarını yerleştiriyorlar. Bir ay ya da iki ay gibi bir süre bekleniyor. Daha sonra bunlar alınıp prosesler yapılıyor. Yani oldukça düşük bir maliyeti var. Sismikle birlikte korele edilmesi açısından çok daha işe yarayacağını düşünüyorum. Özellikle benim de kendi çalışmalarım olan, yani bu boşluk, basınç ve sıcaklık hesabı ile ilgili kısımlarda kullanmak mümkün pasif sismi. Çünkü hem VP ve S oranı hem de VP ya da S ikisini de kaydedebiliyoruz. Ya da proseste kullanılabiliyoruz. Sismikte biz biliyorsunuz sadece VP'yi kaydedebiliyoruz ya da değerlendirebiliyoruz. En azından sismikteki S'e karşılık gelmesi için de oradan o oranı kullanarak da sismikte kullanma şansı olacak. Yani yapma imkanı varsa çok daha iyi olur. Maliyeti de oldukça düşük. En azından diğer yöntemleri kıyaslandığında. Bunu yapan şirketler var. Kuyu içinde ölçüm yapıyorlar. Bülent hocamızın da galiba böyle çalışmaları da vardı. Onlar da bunları da yapıyorlar, yani biliyorum. Sismikle birlikte overlap edecek şekilde yapılabilirse çok daha güzel olur diye düşünüyorum. Çünkü bize S hızını onlar verebilirler. Bizim elimizde yok. S hızını bilirsek, VP hızı ve S ilişkilerinden akışkanla ilgili daha çok bilgi sahibi olabiliyoruz. Teşekkürler hocam. Bir de benim bir sorum olacaktı. Sismik yapılmış ve yapılmamış saha arasındaki farklar, özellikle aynı sahada, jeofizik yapılmadan önce sondaj ve yapıldıktan sonra sondaj, kesitlerde gösterebileceğiniz bir örnek var mı? Evet.
Tabii sismikten önce kuyular açıldığı için artık kuyular açılmış oluyor. Biz sismikten sonra yeni kuyuların yerlerini belirlemede. Diğerlerinde ise varsa hataları çıkarabiliyoruz. Örneğin askıda kalmış olabilir. Örneğin gelmiştir. Şu an elimde bir şeyim yok ama diyelim ki temele yaklaşmıştır. Ya da temele ne kadar kaldığını verebiliriz sismikten. Örneğin bir kuyu açılmış. Orada biz bir sismik yaptık. Ama bir baktık ki temele yaklaşmış kalmışsınız. O zaman kuyunun biraz daha devam edilmesi gerekirdi. Ya da şöyle bir örnek vereyim. Türkiye'de bu bir örneği oldu. Bir kuyu açıldı. 1500 metre civarlarında diyelim. Takım sıkıştığı için iptal etmek zorunda kaldılar. Dediler ki biz bunu iptal etmeyelim. Yanında işte yönlü bir kuyu açalım. Aynı kuyuda bir yönlü kuyu açıldı. Ve 250 metreye ya da işte 500 metre civarında yan gittiklerinde büyük bir faya denk geldi. O zaman yöneticiler dedi ki ya bu kadar yakınımızda bir fay var, niye bizim hiç haberimiz yok? Ve sismik yapıldığında, ki o benim kesitte gösterdiğimiz zaten onların bir tanesiydi, o şekildeydi. Yine önemli bir sorumuza şöyle bir örnek veriyoruz. Petrolde biz mesela iki kuyu 500 metre arayla, birinde petrol seviyesi işte 1000 metredeki, 1500 metredeki, öbürü 1800 metrede yani. 300 metrelik bir kot farkı var. Bunun nedeni içinden yaptık. İki kuyumuz üzerinde bir hat geçirip baktığımızda arada bir fayın olduğunu gördük. Yani öncesi ve sonrası bu tür bilgilere ulaşabiliyoruz. Kuyular askıda kalmış mı? Yine mesela bu boşluk basıncı hesabında kullandığım kuyulardan bir tanesiydi. Gösterebilirsem onu size göstereyim. En son gösterdiklerimden bir tanesiydi. Bunda. Mesela burada 2400 metreyi görüyorsunuz. Tam girişte kaldı. İşte burada da akışkan çok düşük, sıcaklık çok düşüktü. Mesela bu şirketteki arkadaşlarla görüştük. Dedi ki o kuyuyu devam ettirmeniz lazım ki biraz daha sıcaklığa ve akışkana ulaşabilirsiniz diye. Devam ettiler. 500-600 metre, 3000 metrelere kadar çıktılar. Arttı. Ama yine de yeterli olmadı. Kesitte de gördüğü gibi. Yani buna benzer şeylerimiz de oldu, çalışmalarımız. Ama sismikten sonra ise en azından kuyuların kaydırıldığı ya da planlamalarda değişikliklerin yapıldığını gördük. Bilmiyorum, tam cevap oldu mu Mithat Hanım? Oldu hocam ama bir soru daha aklıma geldi. Fayın verimini nasıl belirliyoruz? Onu biz belirleyemeyiz. Ancak işte sondajdan sonra işte debi testlerinden sonra ancak belli olabilir. Biz sadece faylarla akışkanın aşağı ne tarafa doğru indireceğini o yönde verebiliriz. Metamorfi ya da temeli kırdığı zaman işte fay kesip aşağı doğru iniyorsa zaten orada akışkanın toplandığını söyleyebiliriz. Ki zaten birçok kuyuyu ona göre yani fayların metamorfi kestiği yerlerde açarak yapıyorlar. Ama debiyle ilgili işte şu daha çok etkili olabiliyor. Bir doğu batı aynı yerde bir de kuzey güney yönlü faylar varsa yani iki yönlü kırılma olursa çok daha fazla akışkanın olduğunu biliyorum. Tamam hocam, teşekkür ederim. Bir sorumuz daha var. Lütfi Taşkıran. Hocam güzel sorumuz için çok teşekkürler. Sismik yöntemde topografik şartların sarp olması yöntemi kısıtlayan bir etki midir? Eğer öyleyse bu durumu aşabilecek bir metot var mıdır? Teşekkürler. Evet, çok etken önemli topografya. Çünkü öyle bir topografyada her yerde çalışmak sıkıntılı oluyor. Örneğin ormana gidiyorsunuz, daha dozer sokamazsınız, ağaç kestirmezler size. Ama sismik de yapmak istiyorsunuz. İşte bu öyle yerlerde sıkıntı yaşıyoruz. Ya el makinesini kullanmanız gerekiyor. Artı proseste de işte minimum maksimum arasındaki kod farkı çok fazla olursa statik düzeltme gibi hesaplamalar çok daha önem kazanıyor. Proseslerdeki hataları da neden olabiliyor. O yüzden mümkün olduğu kadar kod farkı oluşmayacak şekilde dizayn etmekte fayda var ama öyle bir seçeneğimiz de olmuyor çünkü görmek istediğimiz yöne göre hareket ettiğimiz için. Proseste ve veri toplama kısmında bunları aşmaya çalışıyoruz ama topografya veri toplama için çok etken bir parametre. Hocam Meta Erdoğan Yılmaz, MT ve sismik yöntemi maliyet açısından bir jeotermal projesinde karşılaştırdığımızda hangisi daha maliyetli olur? Birbirini tamamlayıcı bunlar. Yani birini diğerine kıyaslamamız şey ama tabii sismik daha pahalı MT'ye göre. Ama biz MT ile değil, sondajla kendimizi kıyaslayın diyoruz. Yani sismiği sondajla kıyaslayın.
açacağınız 10-15 tane kuyudan bir tanesi yanlış yerden kurtarırsa o bize sismiğin bütün maliyetini çıkaracaktır. Çünkü sismiğin maliyeti bir sondajın maliyetinden daha düşüktür. MT tabii ona göre daha da düşüktür. O yüzden sadece MT de yetmez, sadece sismik de yetmez. İkisini bir araya getirirseniz üst üste overlap yaptırıp eğer akışkanın direncin düşük olduğu yerle sizin faylarınız üst üste örtüşürse gözünüz kapalı kuyu açabilirsiniz diyebilirim. Teşekkür ediyorum. Orhan Bey, bir soru daha sormak istiyorum size. Şimdi jeotermalde ki büyük firmalara bakarsak Zorlu, Gürüş ve diğerleri artık uzun süredir rezervuarlarını üretiyorlar ve birbirlerine komşu olanlarda girişim problemleri var. Evet. Basınç düşümü yaşıyorlar. İşte üretim azalması var, performans düşüklüğüne sebep oluyor vesaire. Şimdi şunu merak ettim. Burada rezervuarın gözlemlenmesi için, rezervuarın optimum düzeyde üretilebilmesi için sismikten hiç yararlanmayı düşünen var mı? Veya sizin böyle bir sizin bir girişiminiz oldu mu bu firmalara? Şöyle diyebiliriz. Aslında ruhsat şirket değil de basen bakmamız lazım olaylara. Bir sismik yaparken işte Türkerlerle nedir? Soyak komşu. Onunla işte Zorlu komşu diyelim. Yani ruhsat değil de basen olarak bakıp basenin evet. Yapısı, fayları. Havza modeli değil mi? Havza modeli çıkarılıp ondan sonra bakılmalı. Şimdi evet. Akışkanların birbirini etkileyip etkilemediğini, özellikle işte pasif sismik de sismi overlap yapıldı. Birçok şirket ismini vermeyeyim. Cemil hocamız vardı Kandilli'den. Onların mesela beraber çalışmalarıyla birlikte sismik hızları, özellikle bizim proseste kullandığımız hızları, onların da pasif sismikten elde ettiği hızlarla kullanarak kuyular arası bir iletişim var mı yok mu, birbirlerine olan akışkan yönünden açısından diyelim. Tespit etmeye yönelik bir çalışmaları oldu. Bununla ilgili de yine yapanlar var. Ama bizim önerimiz aslında bir havzada kaç tane şirket varsa hepsi bir araya gelip ya da hepsini birleştirip bir paket sismik yapıp herkes payına düşen ücreti neyse öder. Ama en azından herkes birbirinin kuyusunu kazmaz. Öyle diyelim. Zarar vermez. Ne yazık ki. Herkes bağımsız hareket ettiği için bu sıkıntı oluyor. Bir de evet. Sismikler kısa kaldığı zaman hani başlarındaki o güvenli bölge sıkıntısı yaşıyoruz. Örneğin Kütahya'da çalışırken iki şirketin hatlarını birleştirdik biz. Bir sismik hat attık mesela, birleştirdik. Sonra herkes kendi payına düşenin ücretini ödedi, datasını aldı. Böylece ruhsat sınırlarında yüksek faultlu, kaliteli veri toplama şansımız oldu. Yani böyle olursa hem onların açısından da maliyet çok düşük olacak. Uzun hatlar yapılır. Ve basenin iyice çözümlenirse fay sistemi, tabakaların duruşu, fayların dalımları buna göre hem kuyu yerlerini belirlemek, birbirleriyle olan iletişimleri nasıl olacağı ile ilgili çok daha net çıkar diye düşünüyorum. Ama ruhsat şirket değil de basen bakmakta fayda var. Evet, kesinlikle. Nükte sanıyorum Bülent Bey bir şey söylemek istiyor. Evet, ben de gördüm onu. Buyurun Bülent Bey. Sesim geliyor değil mi? Evet, duyuyoruz. Öncelikle Wing ekibine çok teşekkür ederim böyle bir düzenleme yaptığı için. Orhan arkadaşımızın da ağzına sağlık. Ama ben kusura bakmayın sorularda katılabildim. Dolayısıyla da sunumu kaçırdım yani. Ama en azından şu görsellerden ya da konuşmalardan ne sunulduğunu ve Orhan'ın da daha önce hani bu konularda benzer sunumlarını izlediğim için hani çok da yabancı kalmadım daha doğrusu. Şimdi burada aslında jeotermal sektörde yani jeofiziğin gerçekten faydası yani yadsınamaz. Bu çok bariz net. Şimdi tabii sorulardan da çok geldi. Hani sismik, MT gibi, elektrik yöntemleri gibi. Tabii bunlar az önce Orhan da söylediği gibi birbirini tamamlayıcı olanlar. Ama şu var, yani bu derinliklerde, bu profillerde
bu çözünürlükte tek yanıt verecek şey gerçekten sismiktir, yani sismik yansımadır. Dolayısıyla yani sismik yansımadan biz hani akışkanı net olarak görmüyoruz. Yani yanlışsam düzeltin lütfen Orhan. Sadece yapıyı görüyoruz değil mi? Ve bu çok önemli bir şey. Yani jeotermalde esas olan yani fay sistemleri, kırık sistemlerini gözlemlemek. Bunu da yapabilecek tek yöntem, yani tek yöntem derken gerçekten ana yöntem sismik yansımadır. MT ile karşılaştıracak olursak MT anomaliler üzerinden kırıkları koyduğumuz bir yöntemdir. Ama onun da kendine özgü bir özelliği vardır. O da akışkanın en azından ihtivası, yani o akışkanı bize gösterebilir. Dolayısıyla birisi yapıyı gösterirken birisi yapının içindeki akışkanın varlığını ya da yokluğunu gösteriyor. Dolayısıyla ikisi de birbirinin tamamlayıcı yöntem. Ama dediğim gibi çok yüksek çözünürlüklerde bir yapıyı elde etmek istiyorsanız, ki çünkü Orhan orada çok güzel bir şey söyledi. Ben bunu da şeyle karşılaştırıyorum. Sondajla, gerçekten bir sondajın maliyeti yani milyon dolarlar mertebesinde. Dolayısıyla burada önemli olan şey bu yapıyı görmek ve sondajı oraya yapmak. Dolayısıyla da sismik bu konuda gerçekten yardımcı. Küçük bir eklemeydi. Az önce Umut Hanım'ın da sorduğu bir soru vardı. Ya Türkiye'de yani rezervuar izleniyor mu açıkçası? Yani çok profesyonel anlamda rezervuarlar izlenmiyor. Yani benim gördüğüm bu. Yani profesyonel derken anlık olarak izlenme durumları, aktif olarak izlenme durumları. Dolayısıyla da yani ruhsat sahaları birbirine çok yakın. Dolayısıyla yine Orhan orada şunu bahsetti. Yani birkaç firma aynı basenden besleniyorlar. Dolayısıyla bu rezervuarın korunması, yönetimsel olarak işletilmesi konusunda da rezervuarların gerçekten izlenmesi, mikrosismik aktivite açısından da monitörün edilmesi gerekiyor. Gerekiyor ki şey olsun, yani geleceğe yönelik adımların doğru atılması sağlanabilsin yani. Dolayısıyla bu Türkiye'de henüz ben de hani bildiğim kadarıyla çok fazla şirket bunu uygulamıyor. Uygulayanlar varsa da aktif, yani anlık olarak izleyemiyorlar maalesef. Dolayısıyla bu bir eksiklik benim gördüğüm jeotermal sektörde. Çok teşekkür ederim. Hocam teşekkür ederim. Doğru. Benim dediğim de böyle kısa süreli izlemelerdi. Yani sürekli, mesela yıllarca diyelim ki takip sistemi yok sanırım Türkiye'de. Benim var dediğim çok kısa süreli. Örneğin bir yerin içme suyuna bir şey karışıyormuştur. Onu tespit edelim diye böyle bir çalışma içinde olanlar olabiliyor kısa süreli, evet. Ama uzun süreli bir çalışma yok diye sanıyorum. Bir işte sizin şeyiniz vardı hocam, çalışmalarınız vardı pasif sismik konusunda, diğerlerin konusunda, takip konusunda. Yani onların da gelişmesi lazım. Hepsinin bir arada olması lazım. Biri diğerinin alternatifi değil, hepsi birbirinin tamamlayıcısı. Evet, kesinlikle katılıyorum. Bir de bu acil bir ihtiyaç olacak diye düşünüyorum. Çünkü önümüzde çok ciddi fizibilite problemleri de karşımıza çıkacak. Ve zaten bunu şimdiden başlayıp yapıyor olmaları gerekiyor. Gerçi esasında Bülent Bey'in bu konuda bayağı bir çalışması var diye biliyorum. Hani nasıl gitti acaba? Onu da sormak lazım. Ya şöyle aslında Umut Hanım, şöyle firmalarla görüşüyoruz aslında, ama şimdi firmalar tabii biz anlatıyoruz da ne olduğunu, bu sistemin nasıl olması gerektiğini de anlatıyoruz. Ama biraz uzak duruyorlar. Çünkü hani yatırım yapma konusunda biraz kaçınmaları var. Yani aslında diyoruz ki bu sizin işletmeniz açısından rezervuarın yönetimi, işletmesi, korunması, sürdürülebilirliği açısından, gelecekte işte kapasite artırımı için falan, aynı az önce Orhan'ın da bahsettiği gibi yeni kuyu lokasyonları nereler açılacak gibi konularda size ışık tutacak bir yöntem aslında. Ama firmalar dediğim gibi biraz bunda yani görüştük firmaları bir senedir falan, hatta bununla ilgili bir Teknokent'te bir Ar-Ge firması da kurduk arkadaşlarla. Hani biraz daha işi bilimsel olarak yapalım. Yani işin ticari kaygısından ziyade bilimsel olarak bunları şirketlere sunalım. Yani yurt dışında, çünkü bunların birçoğu yasa ve yönetmeliklerle bağlanmış durumda. Türkiye'de bu boşluk, yani şu anda yani firmalar bunu kendileri yapması lazım aslında, ama maalesef yapmıyorlar da. Biraz burada boşluk var. Türkiye'de bu biraz geri kaldı. Dolayısıyla hani biz bunları anlattık, anlatıyoruz, hala devam ediyoruz. İşte birkaç firmayla görüşmelerimiz var. Onlarla işte belki birkaçıyla da ilk adımları atacağız.
en azından bilimsel anlamda da gerçekten teknik ve bilimsel anlamda bu işi Türkiye'de nasıl yapılabileceğini karşılıklı oturup konuşacağız. Yani süreç şu anda devam ediyor ama hala çok boş alanlar var. Anladım. Peki, başka sorumuz var mı Nükte? Ben katkı sunmak isterim bu konuda. Özellikle pasif sismik izleme şu an yurt dışında özellikle Avrupa'daki tüm projelerde yapılmak zorunda. Özellikle ilk sondaj yapılmadan önce ve sondajda stimulation kısmında depremlere yol açılabiliyor. En son Kore'de bir depremde bir kişi öldü ve santrali ve bütün yatırımcının işlerini durdurdular. Aynı zamanda bu yatırımcıya halkla ilişkiler konusunda büyük bir önem sağlıyor. Siz yapıyorsunuz, web sitenize koyuyorsunuz. Herhangi bir sarsıntı hissettiğinde insanlar girip web sitesinden bakabiliyorlar. Bu santralden dolayı mı oldu ya da bunun sebebi ne? Ve sizle daha iyi ilişkiler içinde olabiliyorlar. Public acceptance için çok önemli bir süreç. Aynı zamanda sismikte de, sismik yansıma yönteminde de Almanya'da özellikle jeotermal projelerde devletin desteği var. Sismiği devlet ödüyor. Böyle projeler de var. Rüya projeler. Burası için hayal. Evet. Peki. O zaman şey yapalım istiyoruz ama videolarımızı açalım hep bütün katılanlar ve bir fotoğraf alalım. Sosyal medyada yayınlanmasını eğer istemiyorsanız lütfen videonuzu kapalı tutun. Değil mi? Şimdi onu bir herkes yapabilir mi acaba? Benimki açık galiba değil mi? Görünüyor değil mi? Evet, görünüyorsunuz. Evet. Güzel olmuş, evet. Tamamdır. Teşekkür ederiz. Orhan Bey, çok çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok güzel bir sunumdu. Bence çok da güzel tartışmalara sebebiyet verdiniz. İnşallah bunları daha fazla yaparız, daha kapsamlı da yaparız. Özellikle Wing platformu için içerisinde bulunduğunuz için de çok teşekkür ederiz. Ve açılışta da Atatürk'e de değindiniz ve oradan esinlenip söylediğiniz ve benim de sizi hani diğer yönlerinizle de bildiğim için Wing'e katkılarınız için çok teşekkür ediyoruz. Bir dahaki seminerde görüşmek üzere diyorum. Ben çok teşekkür ederim Wing. Evet, biz hep kadınların ön planda olmasını isteyenlerdeniz ve destekleyenlerdeniz. Bu kapsamda da Wing'i ayrıca tebrik ediyoruz. Başarılar dileriz. Davet ettiğiniz için de ben ayrıca teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Arkadaşlarımıza saygılar sunarım. Çok sağ olun. Evet, Nükte'ye de çok teşekkür ediyoruz. Çünkü gerçekten vesile oldu. Ve bundan sonrası için de bu çalışmalarını devam ettirecek diye düşünüyorum. Ben teşekkür ederim. Bu fırsatı bana verdiğiniz için devam ettireceğim inşallah. Tamam, peki. Herkese çok teşekkürler katılımcılara. Görüşmek üzere, hoşçakalın.